Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala Habibina Muhammed, sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmin. Sevgili kardeşler, Allah-u Teala nasip ederse peygamberler silsilesinden Zekeriya ve Yahya aleyhisselamı anlatacağız. Zekeriya ve Yahya aleyhisselamı birlikte anlatmaktan daha güzel bir işlem şu anda gözükmüyor bize. Çünkü ayrı ayrı anlatırsak da Kur'an-ı Kerim'de iç içe yazıldığı için, birlikte anıldığı için, tıpkı Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'la anıldığı gibi, Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la anıldığı gibi, bu da iç içe anılmıştır. Ve bunları birlikte anmak gerekir. Sevgili kardeşlerimiz, Kabur Ahbar Rahmetullah'a Ali Hazretleri dedi ki, Süleyman Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Birinin adı Rahi'am, diğerinin adı ise İmran'dı. Zekeriya aleyhisselam Rahi'am neslindendi. Yani Süleyman aleyhisselamın oğlunun oğullarındandı. Böylece Süleyman aleyhisselamın torunlarından biri olduğu anlaşılıyor. Zekeriya aleyhisselamın karısının adı Elyesa idi. Ve İmran'ın karısının adı Henna idi. Şimdi İmran'la değil mi? Amca uşakları sayılır bunlar. Zekeriya aleyhisselama peygamberlik gelmezden önce kendisi marangozluk yapardı. Ve Beytül Makdis'e gider Rabbini gizli gizli zikrederdi. Bir gün Cebrail aleyhisselam Zekeriya aleyhisselama geldi. Selam verdi ve onun selamını aldı. Rabbini gizli gizli zikrederken, yani hafi zikri, cehri değil de zikri hafi çekerken Cebrail aleyhisselam gelip selam verdi ve selamını aldı. Dedi ki, sen kimsin? Ben Cebrail'im. Hak Teala Hazretleri sana selam söyledi. Ve sana diyor ki, ya bütün peygamberlere Allah selam gönderiyor. Onun için selam vermek farz, almak sünnettir ya. Bütün peygamberlerine Allah selam ile. Cebrail aleyhisselamı gönderiyor ve benden selam söyle. Zaten burada da anlaşılacaktır inşallah. Uğraman bizler de falan arkadaşımıza git de ki işte oğlum babamın selamı vardı veya işte gittik falan adamın selamı vardı, biz de selam göndeririz ya, bu Allah'ın adetullahındandır demek. Kullarda da ne oluyor, bunlar oluyor. Devam edelim neyse. Seni İsrail oğulları ve kavmine peygamber kılıp davete gönderiyorum. Var onları benim ibadetime çağır, benim birliğime çağır, benim zikrime çağır. Onlar bana ibadet etsinler, birliğimi kabul etsinler, beni de zikretsinler dedi. Sen de beni her dem zikreyle, daha çok zikreyle, sakın beni unutma, benden gafil olma. Beni her kim unutursa, benden gafil olursa, ben de onu rahmetimden uzak tutarım. Allah'ın muhafazına, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bizi senden gafil eyleme, nefsimizle baş başa bırakma. Bir nefes dahi gafletten sana sığınırız diye dua edenlere bağışla diyelim. Evet, ve her kim beni zikrederse ben de onu rahmetimle anarım. Ayet-i Celle'de var, eskürünü ve eskürkün, ben zikredim, ben de sizi zikredim diye. Evet. Zekeriya aleyhisselam bu sözleri işitince hemen secdede kapandı ve secde kıldı. Ve secdeden kalkınca hemen Beytül Mukaddes'ten dışarı çıktı. İsrail oğullarının yanına vardı. Onları dine davet etti. Allah'ın birliğine, tevhide, zikire, Allahu Teala Hazretleri ibadet etmeye yönelin dedi. Ve bunu çağırdı. Kimisi iman etti, geldi. Kimisi inkar etti, gitti. Amma ve lakin Zekeriya aleyhisselam onların içinde birçok zaman kaldı. Bundan sonrasını bilmek gerekir ki İmran'ın karısı Hanne'den Meryem annemiz doğdu. Ve Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem'i
kendi yanına aldı. Nasıl aldı bir bakalım. Tefsir ehli derler ki, yani müfessirler derler ki, Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem'e bir mihrap yaptı. Hani onu adamıştılar ya, o zamana kadar ne yapıyordular? Beytül Mukaddes'i erkek çocuklar adıyordular ama ve lakin bunu da adadılar. Bizim çocuğumuz olursa oraya vereceğiz dediler ama kız oldu ve kız olarak verdiler. Kimse de kabul etmedi, kurra çektiler. Bu kurrayla Zekeriya aleyhisselama çıktı. Ama şimdi devam edelim bakalım bunlar yazılır mı? Okuyalım buradan devam edelim. Evet. Evet, Zekeriya aleyhisselam efendime söyleyeyim. Ona bir mihrat yaptı. Kapısını yüksek bir yere koydu. Hazreti Meryem'i bu hücreye girdi. Burada koydu. Fakat Hazreti Meryem dışarı çıkmazdı. Hatta muayyen hallerinde dahi bir yere çıkmazdı ve ilk muayyen hal gördüğünde, kadın hali gördüğünde Hazreti Meryem'i aldı, mihraptan eve getirdi. Meryem teyzesinin yanında kaldı. Sonra gusül abdesti aldığı zaman Meryem'i yine ne yaptı? Mihraba götürdü, o da oturdu. Demek ki ne yapıyor? Bu yüzden de zaten kadınların muayyen halde ve noksalık hallerindeyken cenabetken insanlar camiye giremezler. Kur'an'a dokunamazlar. Onlar da o başka mevzu ama buradan da aklımızda bulunsun kardeşim. Zekeriya aleyhisselam ne zaman Hazreti Meryem'in hücresine varsa yazın kış yemişi, kışın da yaz yemişi bulurdu. Ve onun etrafında bunları görürdü. Bir gün Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem'e dedi ki, bu yemişler neredendir biliyor musun? Meryem annemiz de dedi ki, Allahu Teala ve Teala hazretlerindendir. O kime isterse onu hesapsız rızıklandırır. Amenna ve seddana. Nitekim ayeti celilede Allahu Teala hazretleri, Allah dilediğini sayısız rızıklandırır buyurmuştur. Yani inna Allaha yerzuku men yeşâ bi gayri hisab. Sadakallahu lazım. Hazreti Hasan radıyallahu enha demiştir ki, Zekeriya aleyhisselam ya ilahi bana ihtiyarlığım vaktinde bir oğlan ver diye dua etti. Peki neden bu duayı yaptı? Çünkü Meryem'in yanında geldi baktı ki yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri var. Yaz meyveleri var. O zaman dedi ki bana gençken evlat vermeyen Allah ihtiyarlıkken evlat verir. Bunu aklına koydu ve dua etti. İşin aslı bu. Burada belki yazmıyor ama biz söyleyelim yine. Bunu duyunca hemen dua etti Zekeriya aleyhisselam. Sonra mihraba girdi. Biraz sonra bir melek geldi ona. Ya Zekeriya dedi. Duasını Allah kabul etti. Hak Teala Hazretleri sana bir oğlan müjdeliyor. Adı Yahya'dır. Daha önce hiç böyle bir isimde kimse yeryüzüne gelmemişti. Allahu Teala Hazretleri efendime söyleyeyim ya Yahya, Yahya aleyhisselam. Daha önce hiç böyle bir isimde gelmemişti. Yahya aleyhisselam denilmesinin sebebi de bakalım neymiş? Onun ölmemiş olmasındandır. Yani çünkü onu Hak Teala Hazretleri evet şehit etti ve ölmemişti. Yahut Allahu Teala Hazretleri onun ibadetiyle diri eyledi. Hiçbir zaman günah işlemedi ve işlemeye de kastetmedi. Yahya aleyhisselamın aslında sebebi diri olmasıydı. Şimdi burada efendime söyleyeyim kitapta yazmıyor ama buradaki asıl mevzu şu. Allah ölüden diri, diriden ölü çıkardır. Yuhricul hayyen minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hey ayeti gibi ölüden diri, diriden ölü. Zekeriya aleyhisselamdan da bu Yahya'yı çıkarttı. Peki buna ne dedi? Üç gün konuşma dedi değil mi? Üç gün konuşma, ben bu duanı ne yapacağım, kabul edeceğim, sana evlat vereceğim diye delil olarak da gösterdi. Neyse biz yine devam edelim. Evet.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de buyurdu ki bir hadisi nebevilerinde, Yahya aleyhisselam asla günah işlemedi. İşlemeye de kalmadı. Hasur oldu. Yani kadınlardan uzak olan bir tarafa çekildi yahut da mücadele yoluyla evlendi anlamında hasur kullanılır ama yani bu kadınlardan uzak kaldı ve hiçbir zelle işlememiştir. Peygamber Efendimiz'in beyanıyla beraber her peygamberin bir zellesi vardır ama bunun zellesi yoktur. Zaten ona da kalmadı diyor Resul Efendim. Bundan dolayıdır ki elinden geldiği kadar kadınlardan sakınırdı. Ama Zekeriya aleyhisselam ise ben kocamış biriyim, pirim ve karım da kocamıştır. Yani kısırdır. Kadın doğumda kesilecek hale gelmiştir. Bizde nasıl oğlan doğar dedi. Kime? Meleğe dedi. Zekeriya aleyhisselam o zaman 99 yaşındaydı. Hatunu da 98 yaşındaydı. Nakledilir ki ilk yaz ayının 25. günü yani Haziran'ın 25. günü Yahya aleyhisselam dünyaya geldi. Ve onunla cihan şereflendi. 30 yaşına girdiği zaman Hak Teala ona vahyedip dedi ki, ey Yahya, Tevrat'ı gücünle tut, her an onunla meşgul ol, biz diline çocukken ilim ve hikmet verdik. Şimdi ne oluyor? Buraya baktığımız zaman Yahya aleyhisselam Yahudi, yani Hazreti Musa'nın dininin son peygamberi. Yahudilerin son peygamberleri. Çünkü Yahya aleyhisselamdan sonra İsa aleyhisselam geldi, Hristiyanlık meydana geldi diyelim. Devam edelim. Hazreti Hasan rahmetullahi aleyh dedi ki, bir gün Yahya aleyhisselam hazretleri İsa aleyhisselama sen benden daha iyisin dedi. İsa aleyhisselam da ona şu cevabı verdi. Belki sen benden daha iyisin. Çünkü Hak Subhanahu Teala hazretleri sana selam verir. Ve ben ise kendime selam veririm. Öyle olunca Allah'ın selam verdiği benim bana selam vermemden daha hayırlıdır dedi. Yine nakledilmiştir ki Yahya aleyhisselam o kadar çok ağlardı ki gözlerinin yaşı yüzünün üstünde izler bırakmıştır. Ya bu peygamberlerin Davut aleyhisselam olsun, diğer peygamberler olsun, Adem babamızdan mı kalma bilmem çok ağladılar. Hazreti Ömer de bunlar gibi çok ağlardı. Gözlerinde izler vardı biliyorsunuz. Allah-u Teala hazretlerinden o kadar da korkardı. Allah'a korkusundan mı ağlardı acaba? Bilemiyoruz. İştiyakından mı ağlardı? Hani Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam iştiyakından ağladı ya. Bilemiyoruz ama her ne olursa olsun Allah-u Teala'dan korkan ona en çok yakın olandır diyelim. Yine nakledilmiştir ki Zekeriya aleyhisselam ne zaman vaaz etse eğer Yahya aleyhisselam o vaaz ettikleri kişilerin arasında değilse onu orada görmezse o vakit cehennemi anlatırdı. Eğer Yahya aleyhisselam onların arasında ise ve onu görürse cenneti söylerdi. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Cüneyd-i Bağdat Hazretleri'nin de bir oğlu vardı böyle. Demek ki peygamberlerin sülbünden veyahut da meşrebinden olanlar var. Yahya Aleyhisselam'ın meşrebinden de herhalde Cüneyd-i Bağdat'ın oğlu tabi. O da Cüneyd-i Bağdat Hazretleri o olduğu yerde dehşet ayetlerini okumazdı. Okuyanlara da derdi ki bakın bu buradaysa okumayın diye. Ve bir gün cehennem ayetlerini okurken oğlu da oradaydı ve birden ah çekti. Ah çekince Allah-u Teala'ya vesil oldu. Ya Rabbi senin korkundan ah çekip ölenlerden mi bizleri iyilersen, hakkımızdan hayırlıysa, senin sevginden başını gövdesinden ayırdıkları halde Allah diyenlerden mi iyilersin bizi? Aşk ile bilemiyoruz. Ya Rabbi bize layık veçile sana gelmeyi, sana kavuşmayı nasip eyle de her ne şekilde olursa o şekilde kavuştur. Ama cehennem narına ya Rabbi bizleri sokma, cehennem narını bize haram kıl ya Rabbi. Neyse, devam edelim. Cebrail aleyhisselam bana haber verdi. Cehennemde bir dağ vardır dedi. Zekeriya aleyhisselam anlatır. Bu arada da ne var?
Yahya aleyhisselam elbisesini kafasına çekmiş bir kenarda Rabbini zikredirdi. Bunu göremedi elbisesini kafasına çektiği için tanıyamadı. Ondan diyor, cehennemde bir dağ vardır dedi. Ona Sekran derler. Bu Sekran dağının içinde bir dere vardır. O dereye de Gadban derler. Ve o derede ateşten bir kuyu vardır. Her kuyunun derinliği ateşten 1000 kuyu vardır. Bir değil, 1000. 1000 kuyu vardır. Her kuyunun derinliği 200 yıllık yoldur. O kuyuların içinde ateşten tabutlar vardır ve her tabutun içinde ateşten kaftanlar ve zincirler bulunmaktadır. İlahi Yarabbi cehennemin dehşetinden muhafaza eyle. Yahya aleyhisselam bu sözü işitince yerinden doğruldu ve Sekran'dan böyle dedi, vah Sekran'dan, vah Gadban'dan deyip dağlara doğru yürüdü gitti. Aldı başını gitti. Zekeriya aleyhisselam ile karısı onun ardına düştüler. Yolda koyun güden bir çoban gördüler. Ona bir ağlayarak geçen erkek gördün mü diye sordular. Çoban, falan geçitte öyle bir kimse gördüm ki ben yerin cehennem midir ya da cennet midir? Allah Allah. Benim yerim cennet midir ya da cehennem midir? Bilmeyince yemek yemem, su içmem deyip ağlıyordu. Allah'tan selam alan bir peygamber, ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim bilmediğim halde nedir bu yiyip içmek? Ya biz Allah muhafaza getirin yiyin, yiyak, verin içak, serin yerimizi yatak, bizden daha rahatı olmasın diyelim değil mi? Bir peygamber, bir de biz. Kulluğumuzdan utanırız. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hu Celle Celaluhu. Dedi babası ve anası varıp onu buldular. Çoban onların yerini deyince onlar da gitti onu buldular. Anası dedi ki seni karnımda taşıdığımın hakkı için ve sütümü içirdiğimin hakkı için şu arpa somununu al benimle birlikte eve dön dedi. Ana yüreği işte. Arpa somunundan yemek yemesini istedi. Yahya aleyhisselam anasının sözünü işitince kalktı, onunla birlikte eve döndü. Zekeriya aleyhisselam da, ey oğul dedi, benim de dileğim şu cübbeyi giy, mendir. Ona bir cübbe verdi, bunu giy. Yahya aleyhisselam da cübbeyi aldı, giydi. Anası mercimek yemeği pişirdi, ona verdi, o da onu yiyip ve uyudu. Rüyasında kendisine şu sözler söylendi. Bakalım ne dediler. Ey Yahya, benim evimden daha iyi ve daha güzel ev mi buldun? Ve benim komşuluğumdan daha güzel komşu mu vardır? Ey Yahya, benim izzetim, ululuğum hakkı için eğer Firdevs cennetini görseydin, iştiyakından etim ve yağın erirdi. Eğer cehennemi görseydin yine etim ve yağın erirdi. Gözlerinden yaş yerine kan ve sarı su İrin akardı. Ya kardeş, hele bizim vücudumuzdaki yağa ya, hele bizim etimizin, kemiğimizin fazlalığına bak. O zaman biz ne cehennem korkusu ne de cennet umudu yaşarız. Biz sadece kendimizi uyarırız. Ya kardeş. Ya? Allah'ım, 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 Allah'ım merhamet eyle bizlere, Allah'ım merhamet eyle bizlere. Yahya aleyhisselam uyandığı zaman ağladı ve anasına, babasına benim hırkamı verin, cübbenizi alın dedi. Yahya aleyhisselamın gözyaşları ve ağlayışları çoğalınca Hak Teala Hazretleri onu esirgedi ve cehennemi sana haram eyledim ey Yahya dedi. Bundan sonra hepsinin gönlü emin olup ibadetlerini artırdılar. Hak Teala Hazretlerinin cemalini görmek için hepsi çok şükür ettiler.
Haris İbni Eşer Peygamber Aleyhisselam'dan şunu nakletti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yahya Aleyhisselam bir gün şeytan ile buluştu. Şeytana, ey iblis dedi, senin için en sevgili kimdir ve en büyük düşmanın yine kimdir? Bana haber ver. Şeytan da en sevgili kişi, mümin olup da tamahkar olan kişidir. Hırs ve temah ile dünya mali toplayan, her şeyin iyisi kendinde olmasını isteyen kişidir diyor. En büyük düşmanım da fasık olduğu halde cömert olandır dedi. Bak 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 bak. Söze bak, şeytana bak. Tamahkar müminden, bak tamahkar mümini daha çok sevil. Neden? Fasık olan cömertten, namazsız, niyazsız bir cömerdi, namazlı, niyazlı, tamahkardan yani cimriden daha çok sevdiğini söyledi. Ama burada da nedir? Yahya Aleyhisselam ona dedi ki, niçin ve neden? Şeytan cevap verdi. Çünkü benim için en sevgili olan tamahkar müminin tamahkarlığı bana yeter. Cömert olan fasıktan da bir gün tövbe eder diye korkuyorum. Allah cömertleri sever ya. Belki onun gönlüne bir gün fehmeder, tövbe eder diye korkuyorum. Ama diğerinden korkmuyor. Çünkü o hırs ve temahı gözünü kör etmiş. Sevgili kardeşler, burada hırs ve temah hakkında bir kıssa anlatmak istiyorum. Şeytanın oyuncağı olmakla beraber bir antiparantez içerisinde. Bir gün bir kervancıyı sesler adamın biri ve kervancıya der ki benim 40 deve yükü malım var, götürür müsen bu beldeden falan beldeye? Olur götürürüm der ama kervancı develeri yükler fakat bunlardan şüphelenir. Şüphelenir, yükten elini atar, bakar ki böyle sert cisim, içine bakar ki 40 deve yükü altın dolu. 40 deve yükü altın dolu. Hemen adamın yanına varar, hançerini çekip adamın boğazına dayar. Der ki ya bu altınları bana vereceksen ya da efendim seni öldürürüm, hayatını bırakırım. Serbest bırakırım hayatını der. O da der ki ben sana bu altınlardan daha çok bir şey üretim mi? De ki öğret. Der ki ben bu altınları şöyle kazandım, bende bir sürme var. Sürmeyi gözümün tekine sürüyorum. Nerede altın varsa görüyorum. Gidip çıkar diyorum. Böylece zengin oluyorum. Dedi ki o zaman o sürmeden benim gözüme de sür. O sürmeden bu adamın gözüne sürdü. Bu adam yeryüzünde nerede altın varsa hepsini görür oldu. Dedi ki benim öbür gözüme de sürmeyi sür. Dedi öbür gözen sürmeyi sürersem kör olursan. Bırak iki gözünden biri görsün biri görmesin. Dedi ki vallahi sen beni kaldırıyorsun derhal öbür gözüme de sür. Peki sen bilirsen dedi. Öbür gözüne de sürmeyi sürünce iki gözü de kör oldu. Adam altınları alıp gitti. O çölde kör kör dolandı. Evet sevgili kardeşler, temahkarlık insanı böyle kör eder, kör. Ya o yüzden kör olduğu için ne yapıyor? Şeytan temahkar mümini fasık cimriden daha çok seviyor. Evet. Çünkü diyor o cömertliğinden tövbe etmesinden korkarım dedi ya. Çünkü Hak Subhanahu Teala onun tövbesini kabul edip onu veliliğe yüceltebilir. Sevgili kardeşler, Abdülkadir Geylani Hazretleri bize buyurdu ki yani biz ona daha önce biz ona soru sorduk dedim. Pirim mübareğe manevi olarak siz evliyaları nasıl seçiyorsunuz? Buyurdu ki en korkusuz, en cömert, en doğru kişilerden seçiyoruz. Sözünün doğruluğundan, elinin cömertliğinden ve kalbinin yürekliliğinden, yürekli, cömert ve doğru sözlülerden evliya seçiyoruz. İşte diyor ki bu da cömert olduğundan Allah onu veliliğe yükseltebilir. Eğer bunu sen sormamış olsaydın bu haberi kimseye söylemezdim dedi. Evet, söylemezdim dedi. Sevgili kardeşler, devam edelim. Bir gün Zekeriya Aleyhisselam Yahudilerden kaçtı. Bunun ölümünü söylüyoruz. Zekeriya Aleyhisselam nasıl öldü diye. Yahudiler de onun ardına düştüler. Ona yaklaştıkları zaman Zekeriya Aleyhisselam yoldan bir ağaç gördü. Ve ona beni gizle dedi. O ağaçta yarılıp gizledi. Zekeriya Aleyhisselam içine girdi, gizlendi. Ama eteğinin ucu dışarıda kalmıştı. O eteğinin ucu gizlenememişti.
O Yahudiler geldiler, onu bulamadılar. Fakat şeytan onlara bu ağaca girdi dedi. Şimdi sevgili kardeşler, rivayet edilir ki Yahya aleyhisselamı o Yahudilerin başında bulunan Herod isminde bir tanesi eğlence zamanında öldürdü. Bunu görünce Yahya Zekeriya aleyhisselam beni de öldürürler deyip kaçtı. Da rivayet ediliyor. Yani Zekeriya aleyhisselam Yahya aleyhisselamdan sonra şehit edildi anlamında söylemek istiyorum ve devam edelim. Şeytan aleyhilale buna söylediği zaman gelin dedi, bakın ağacın içerisinde. Bu ağaca girdi dedi. Yahudiler hemen bir tane testere getirdiler, bıçkı getirdiler. O ağacı parçaladılar. Hatta bıçkı Zekeriya aleyhisselamın başına geldi. Ve o derin bir ah dedi, ah çekti. Bu ahtan yerler ve gökler deprenip inlendi. O kadar ki ses çıktı. O anda Cebrail aleyhisselam onun için gökyüzünden indi ve şöyle dedi. Ey Zekeriya, Hak Subhanahu Teala Hazretleri sana dedi ki, eğer bir kere daha ah edersen senin adını peygamberler defterinden silerim. Zekeriya aleyhisselamını da acıya katlandı, daha da ah demedi. Yahudiler de onu göz ayının, yani böyle diyelim ki cüz ayının 5. gününde şehit ettiler. Cüz ayı nedir? Eylül. Eylül'ün 5'inde onu şehit ettiler kızarla keserek. Evet. Bir daha ah desen seni peygamberler defterinden silerim. Onun için Evliyaullah'ın başına gelen bela musibetle şikayet bulamazsan. Şikayet zaten kibirdendir. Kimden edip kime şikayet edeceksen? Derdi veren Allah'a. Allah'a mı verdiği dertini şikayet edeceksen? Sana sabır ve metanet düşer. Allah'ın bütün peygamberlerin güzelliklerini bize nasip eyle. Bütün peygamberlerin kaçtığı kötülüklerden de bizim kaçmamızı nasip eyle. Sıra geldi Yahya aleyhisselamın ölümüne sevgili kardeşlerim. Nakledilmiştir ki İsrailoğullar arasında bir padişah vardı. O işte Herod dediğim adam. Onun bir karısı vardı. O kadının başka bir erkekten bir kızı doğmuştu. Evet, kadının kızını, yani başka bir erkekten peydahladığından ötürü kadın kızını kocası olan o padişaha vermek diledi. Herod'a vermek diledi. Çünkü başka bir yerden kız almasından korkardı. Düğün yaptı. Yahya aleyhisselamı da düğüne çağırdı. Yahya peygamber geldi. Kadın kızını o padişah kocasına vermek için Yahya, bakın oraya bakın şimdi. Yahya aleyhisselamdan izin istediler. Yahya aleyhisselam da Allah'ın dininde bu iş haramdır ve dedi ve düğünü bırakıp çıkıp gitti. Kesinlikle dedi ki olmaz, alamazsan. O hükümdarın karısı da Yahya aleyhisselama kızdı ve onu öldürmek için hile düşündü. Kocasına şarap içirip onu sarhoş etti. Hükümdar sarhoş olunca karısı da kızını süsleyip püsleyerek kocasını getirdi ve kocasına dedi ki Yahya peygamber buraya geldi, ona bu kızımın sana verdiğimi söyledim. O da haramdı dedi. Şimdi senden diliyorum ki onu çağır ve öldür. Bir rivayette de şöyle dediler ki o kadın bir şey yaptı. Dedi ki düğün günü benden ne istersen kızını dedi. Kadın kızını kandırdığı için dedi ki Yahya'nın başını isterim. Bak padişah böyle içki mişki sofrası falan olmadığı halde bir rivayette bu var. Geldi o kızı alan kızına dedi ki benden ne istersen düğün günü hediye olarak. O da dedi ki Yahya aleyhisselamın başını isterim. Böyle bir rivayette var burada yazmıyor ama bunu da söyleyelim kardeşler. Efendime söyleyeyim. Onu çağır öldür dedi. Hükümdar da Yahya aleyhisselamı çağırıp sen böyle mi öyle mi dedin diye sordu. O da evet öyle dedim. Çünkü senin kızın sana haramdır dedi. Hükümdar emretti ve Yahya aleyhisselamı koç boğazlar gibi boğazından kestiler. Böylece yani yaz ayının 29. günü Yahya aleyhisselam şehit edilmiş oldu. Demek ki hemen hemen 29 Ağustos'ta şehit edildi. 5-6 gün sonra da babası şehit edildi. Eylül'de de o şehit edildi. Buradan bunu anlıyoruz.
O gün göklerin ve yerlerin melekleri Yahya aleyhisselam için ağlaştılar ve ilahi hangi günah için Yahya aleyhisselam öldürüldüler diye de Allah-u Teala'ya sordular. Bir rivayete göre de Yahya aleyhisselamın kafasını kestiler. Yahya aleyhisselamın kafası bir daha birleşti. Dedi ki kızın sana haramdır. Rivayete göre 12 sefer böyle tekrarlandığı da söyleniyor. Elmede en iyisini Allah bilir. Ama melekler buna çok üzüldüler. Allah-u Teala Hazretleri şöyle dedi. Yahya kulumun hiçbir günahı yoktur ve günaha da kasteylemedi. Ama beni sevdi ve ben de onu severdim. Onun için öldürdüm. Çünkü sevenlere sevgi içinde ölmek vaciptir. Ben onu çok sevdim. Şimdi sevgili kardeşler bir rivayet var. Tabii ne kadar sahih bilemiyoruz. Bunlar rivayettir. Peygamberler hayatında ölme mevzusunda. Rivayet edilir ki Eyüp aleyhisselamı Yahya aleyhisselam ziyarete giderken yolda aslanlara parçalattı Allah-u Teala. Bir rivayette böyle. Yolda Yahya aleyhisselamı aslanlar parçaladı. 30 yaşında diyorlar ama orada 20 yaşlarında da söyleniyor rivayette. Yahya aleyhisselamı aslanlara parçalattı, paramparça etti. Parçalarını bile parçaladılar aslanlar. Yemediler ama parçaladılar. Melekler, ya Rabbi Yahya aleyhisselamım nasıl oldu da bu ölümü verdin? Onu meleklerine parçalattın dediklerinde Allah-u Teala ben Yahya'yı çok sevdim onun için. Sevdiği, düşünsene ve aynı şeyde burada ne diyor? Ben Yahya'yı çok sevdim, onun için öldürdüm. Çünkü sevenlere sevgi içinde ölmek vaciptir. Sevenlere sevgi içinde ölmek vaciptir. Unutulacak bir söz değil arkadaşlar. Her türlü sevgi içinde insan ölmelidir. Biz de ya Rabbi seni seviyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz. Ashabını getirdiği Kur'an'ı seviyoruz. İster aslanlara parçalattır, ister bir zalimin elinden bizi öldür, biz seni seviyoruz. İster Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi şehit ettir, istersen Hasan Hüseyin Efendimiz gibi Kerbela bize yaşattır, istersen Hallacı Mansur gibi yak, astır, kestir, külgeyde, istersen Nesmi gibi derimizi soy, ama biz seni seviyoruz, sana layık kul olmaya çalışıyoruz ya Rabbi. Bizi layık veç ile sana kul olmayı nasip eyle. Senin de bizim sevmenizi talep ediyoruz ya Rabbi. Sen de bizi sev. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nin bir beyti var. Sen bizi sev, biz de seni ya Rabbi. Sen bizi sev, biz de seni ya Rabbi. Buyuruyor ya. İşte onun gibi ya Rabbi sen de bizi sev, biz de seni ya Rabbi. Neyse tefsir ehlileri demiştiler ki Yahya aleyhisselamı Zekeriya peygamberden önce şehit ettiler. Zaten burada da anlaşılan oydu. Nakledilmiştir ki Yahya peygamberi şehit ettikleri zaman İsa aleyhisselam İsrail oğulları arasından çıkıp gitti. Allah Zülcelal Hazretleri de Rabil'den bir padişah gönderdi. Ona Herdos derlerdi. O hükümdar eğer Kudüs'ü alırsam bütün halkını öldüreceğim. O Herdos, Haros'tan sonra diye dedi, bütün onların halkını öldüreceğim ve onların kanı benim askerlerimin arasında seller gibi aksın dedi. Ve nitekim Kudüs'ü aldı ama Yahya aleyhisselamı öldüren padişahı bulamadı. O ölüler arasına gizlenmişti. O gün Yahya aleyhisselamın intikamı ve kanı üzerine 70 bin kişiyi boğazladı bu adam. Babil hükümdarı bununla da sakin olmadı. 700 delikanlı getirdi. Onları da Yahya aleyhisselamın kanı üzerine boğazladı. Onları da kesti. Onunla da sakin olmadı. Sağ kalanları da ateşte yakmak istedi. İşte o zaman İsrail oğulları ey padişah Yahya aleyhisselamın kanının hakkı için bizi bağışla diye yalvardılar. Her dostu onları bağışladı. Hak dinine girdi ve Babil iline döndü. Allah-u Teala Hazretleri Yahya aleyhisselamın
güzelliğinden Zekeriya aleyhisselamın gizli gizli Rabbini nida etmesinden, Yahya aleyhisselamın Allahu Teala'nın korkusunun içini parçalarcasına ağlamasından nasip eylesin. Allahu Teala Yahya'yı sevdim dediği gibi bizleri de sevsin. Allah'ı sevenler fakirliğe, Resulullah'ı sevenler derde belaya hazır olsun. Ya da Allah'ı sevenler derd ile belaya, Resulullah'ı sevenler fakirliğe hasıl olsun. Biz la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Biz hem derde belaya hem de fakirliğe kelime-i şehadet getirerek imza attık. Elhamdülillah. Ve hürmeti Seyyid-i Mürselin ve Alim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, hasreten Allah rızası için. Evet, Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nde bu imza net görünürdü. Dediğin gibi. El-Fatiha-time-es-salavat.